Herkese merhaba. Yapması zevkli, tadı harika, ağızda dağılan nefis bir kurabiye tarifim var. Mis gibiden zebra kurabiye tarifi. Önce derin bir kasenin içerisine yumurtaları kırıyoruz. Sonra içine şeker koyuyoruz ve bir çırpma teliyle ya da bir çatalla güzelce çırpıyoruz onu. Bu arada söylemeliyim, mutlaka yapın bu kurabiyeyi. Hem görüntüsü lezzetli hem böyle tadı harika. Çok çok nefis bir kurabiye. Çırptıktan sonra şeker ve yumurtayı içine eritilmiş tereyağı ya da margarin, hangisini isterseniz onu koyuyoruz. Sonra güzelce çırpmaya devam ediyoruz. Eğer hemen bu eridikten sonra ilk sıcaklığıyla koyarsanız o yumurtayı böyle hafif pişirecektir. Onu istemiyoruz. Birazcık böyle 1-2 dakika bekleyin, sonra koyun eritilmiş tereyağını. Çırptıktan sonra üzerine vanilya, kabartma tozu ve nişasta koyuyoruz. Burada şunu söylemeliyim. Vanilya koymak istemezseniz ve portakal aromasını veya limon aromasını seviyorsanız rendeleyebilirsiniz kabuklarını. Onlar da güzel lezzet katacaktır. Sonra malzeme listesi videonun başında mevcut. O malzeme listesindeki un miktarının önce yarısını koyuyoruz. Sonra yoğurmaya başlıyoruz. Toparlanmaya başladığında unun geri kalanını da koyarak böyle hafif ele yapışan ama böyle kulak memesi yumuşaklığında denir, o kıvamda bir hamur elde ediyoruz. Hamuru ikiye bölüyoruz. İçine kakao koyuyoruz bir tanesinin. Sonra güzelce o kakaoyu yediriyoruz. Dikkatlice böyle yoğurun. Sonra güzelce kakaoyu yedirdikten sonra işlem yapacağız. Nasıl şekil vereceğimizi anlatacağım. Dediğim gibi böyle lezzeti de çok güzel oluyor. Ağızda dağılıyor kıyır kıyır. Ve böyle çay sofralarına özellikle çok yakışıyor. Sonra hamurları ikiye bölüyoruz. Önce beyaz hamuru açın. Sonra kakaolu hamuru yine ikiye bölerek açın. Un serpilmiş tezgahta açın. Çünkü tezgahınıza yapışacaktır. Çok çok iyi oklava kullanmanıza gerek yok. Hafif açacaksınız zaten. Çok inceltmeyeceksiniz. Böyle kalemsi olsun. Yani yuvarlak veya böyle şekli çok düzgün olmasına gerek yok. Zaten üst üste koyarak şekil vereceğiz. Sade hamuru açtık. Şimdi kakaolu hamuru açıyoruz. Açtıktan sonra sade hamurun üzerine gelecek şekilde, tam kapatacak şekilde üzerine koyun. Aynı şekilde yine sade hamuru koyun. Yani şöyle olacak. Bakın, bir sade hamur, bir kakaolu hamur, bir sade hamur, bir kakaolu hamur şeklinde üst üste gelecek. Şimdi bu da hazır. Şimdi ortadan, tam ortadan ikiye kesiyoruz. Ve hamurları üst üste koyuyoruz. Yani tam 8 kat oluyor. Şimdi bu hazır mı? Tekrar ikiye böleceğiz. Ve şimdi şekil vereceğiz. Böyle parmak kalınlığında dilimler kesin ve kurabiyeyi elinize alın. Uç kısımlarını daha sonra birleştirirsiniz, onu önemsemeyin. Bakın nasıl şekil verdiğimi göstereceğim. Hafifçe bastırın, avucunuzun içine bastırarak yuvarlayın ve şeklimiz hazır. Bu şekilde şekil verdikten sonra yağlanmış tepsiye diziyoruz onları güzelce. Bakın tekrar yapımını göstereyim. Şöyle hafifçe bastırın elinizle. Yuvarlayın, tamamdır. Her hepsi bu kadar. Yaklaşık 16-20 adet kurabiye çıkıyor. Üzerini hafifçe suyla ıslatıyoruz. Sonra üzerine şöyle birazcık toz şeker serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri böyle hafif çatlayana kadar pişiriyoruz. Bakın pişti kurabiyemiz. Altı da üstü de gayet güzel. Şöyle ortasını görmenizi istiyorum çünkü asıl özelliği o. Bakın harika bir deseni var. Zebra kurabiyemiz hazır. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.